hafta başından beri ki birkaç haftadır aslında netice anlamında netice alamıyorduk belki ama toparlanmayı biz hissediyorduk ve kendi içimizde de bunu paylaşıyorduk zaten ekibimle. Takımın hem derlenmesi açısından, toparlanması açısından hani eksiklere rağmen yani birileri zaten birkaç haftadan beri yok, 3-5 haftadır olmayan oyuncular var. Bunları biliyorsunuz zaten, tekrar o konuya girmeyeceğim ama onun dışında da işte hani cezalı oyuncularımız bir hafta oluyor, öbür hafta bir daha tekrar eden cezalılar gibi. O anlamda biraz aksaklıklar yaşıyoruz ama onun yanında da ayakta durabilmeyi yani hem takım savunması anlamında hem hücum anlamında hem kontra atağa çıkışlarda hem de eğer ön tarafta set hücumunda kalabilirsek rakip takımın hızlı oyuncularına karşı geriye dönüşlerimizde ciddi mesafe kat ettiğimizi görüyorum. Oyuncularımı bu anlamda buradan tebrik ediyorum. Bu hafta içi de bunlara özellikle çalıştık. Birkaç haftadır yaptığımız şey buydu. Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Biraz daha karakterli bir oyun, biraz daha savunma anlamında eksiklerimizi gidererek, biraz daha hücumdaki işte doğru tercihlerimizi nerelerde yapacağız, kimleri kullanacağız tarzında. Biz bu hafta belki de birkaç haftadan beri aslında oyuncuların verdiği, gösterdiği o özveri bugün hepimizin istediği, sizlerin, bizlerin, bütün Sakarya şehrinin, taraftarların, bütün camianın istediği galibiyetle neticelendi. İyi bir oyun olduğuna inanıyorum. Güçlü bir oyun olduğuna inanıyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Yani sadece oyuncu eksiği demiyorum çünkü bu sefer hem oynayan hem oyuna giren hem kulübede bugün görev veremediğimiz, oyuna atamadığımız arkadaşlarımıza haksızlık olurlar. Gerçekten hiç kimse kimseyi aratmıyor. Dediğim gibi biraz önce bazı aksaklıklar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz ama bu işin içinde var. Bunun da cilvesi. Ben oyuncu arkadaşlarımı buradan tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün de ufak bir turnuva maçı gibi oynamayı düşündük ve o şekilde oynadık. Bunda da oyuncuların harfiyen yerine getirdiler. Bir eleştirim onlara. Sadece biz daha iyi şeyler yapabilecek takımız. Gerçekten bunu buraya geldiğimden beri gördüm. Ama daha güçlü olmalıyız. Yani sahada mental anlamda daha güçlü olmalıyız. Yani skor 4-1'e geldikten sonra oyundan atılmamalıyız. 10 kişi kaldığımızda da o golü yememeliyiz. Gerçekten yememeliyiz. Çünkü pozisyon olabilecek bir yer değildi. Uzun atılan bir top. Belki Artem'e bir faul bile var. Var inceledi falan ama ben o faulü net gördüm yani. Çünkü aynısını Yasin'e 5 dakika önce verilmişti. Öyle bir pozisyonda döndü. Kalemizde yerde birkaç sektikten sonra 2 kişinin 3 kişinin arasından hiç gerek yok. Çünkü yediğin gol sayısını da az tutmak lazım. Ama dediğim gibi buna can kurban. Teşekkür ederiz hocam. Buyur Aram. Hocam öncelikle tebrikler. Güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza. İki sorum olacak. Birincisi hafta içerisinde Milosevic antrenmanlarda yer aldı. Tercihen mi kadroda değildi yoksa sakatlığı sebebiyle mi? Çünkü önemli bir oyuncu. Kaliteli isimlere ne kadar ihtiyacımız olduğunu geride bıraktığımız 4 haftada gördük. İkinci sorum ise hocam. Bolu Spor karşılaşması çok değerli. Evet, burada önemli bir 3 puan kazandık ama oradan da puan ya da puanlarla dönmeliyiz. O maç hakkında da neler söyleyeceksiniz? Evet. Teşekkür ederim. Bu soru her hafta geliyor ama gene de bilgilendireyim. Şöyle, şimdi oyuncuların sağlıkları bizim için, hepimiz için, sizler için de çok önemlidir diye düşünüyorum. Milošević sezon başından beri yaşadığı aksaklığı atlatmak üzere. Yani antrenmanlara başlamıştı. Geçen de aynısını söylemiştim. Antrenmanlara başlamıştı. Antrenmanlara başladıktan sonra tekrar o Adele grubunda ve hiç buradan sakatlanmadım demişti. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum demişti. Tekrar aynı sakatlık oradan nüksedince antrenmanı yarıda bıraktı. Oradan sonra tedavi sürecine başlandı. Hatırlarsınız bir 5-6 günlük biz ona bir izin verdik. Doktor başka bir doktorla alakalı görüşüp inandığı, güvendiği bir doktora gidip tedavisini oldu. Geçen hafta geldi ama şimdi Milos'un durumu fiziksel anlamda yeterli hale gelmediği sürece kadroya almayı ben tercih etmedim. Yani şimdi 21 kişilik bir kadro yapıyorsunuz. Belki statüden de bilginiz vardır elbette. Yani 3 tane genç alabiliyorsunuz. 18 tane tabiri caizse hani yaşı olgun olan oyuncular diyelim. Yani belli bir yaşın üstündeki oyuncular diyelim. Eskilerin tabiriyle hani papaz derler ya, baba oyuncu. Baba oyuncu, 18 tane oyuncu alabiliyorsunuz. 3 tane de genç oyuncu alma hakkınız var kadroya. O anlamda ihtiyacımız doğrultusunda, yani onun fiziksel olarak şimdi kulübede olduğunda, oyuna attığımızda tekrar
hem fiziksel bir yığılma yaşamaması hem de sakatlığıyla alakalı bir durum tekrar nüksetmemesi adına çok ciddi çaba sarf ediyorum. Çünkü bu oyuncuyu hem moral motivasyon olarak hem de zaten fiziki değerler olarak tekrar çok geriye götürecektir. Geçen hafta iyi geçirdi, fena geçirmedi. Ama bu haftayla alakalı, yani önümüzdeki haftayla alakalı tekrar bizimle olacak ki zaten yarın da bireysel anlamda onu alıp takım izinli ama onu bireysel anlamda alıp antrenmanlara başlatacağız. Yani tekrardan eksik yerlerini tamamlama adına. Önümüzdeki hafta ben onun fiziksel anlamda ciddi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Ciddiden kastım asla %100, %80, %70 bile hazır olmayacak. Bunu bilin yani. Miloş şu anda olamaz. O da kendini biliyor yani. Miloş şu anda belki %30'larda, belki %40'larda hazır olacak yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Miloş'un dediğiniz gibi yani yetenek, tecrübe, ondan sonra sporcu kimliği, sporcu kişiliği çok da değerli. Benim için de çok değerli bir insan. Çok da iyi de bir profesyonel. Onu bir an önce takımın içine katmak istiyoruz. Ama koruyarak katmak istiyorum. Yani bir daha nüksettiğinde onun yaşadığı hezeyanı o da biz de yaşamak istemiyorum. Geçen haftayı çok güzel atlattı. Dayanıklılık antrenmanlarında güzel geçti. Şimdi bu hafta üzerine koyduğunda onun, bilemiyorum tabii ama tabii ki atletik performans hocaları mı var, dalları daha bizlerden bu anlamda çok daha bu işin kompedanı olan insanlar. Onlarla konuştuğumda da 10-15 dakikayı belki duruma göre tecrübesi 20 dakikaya çıkarabilecek durumlara gelebilir. Belki biraz daha fazlası 5 dakikası yani 25. dakikası, yarıncısı 30. dakikasını onu da böyle şey değildir tabii, peşinen insanlar bilemez. Onun verdiği fiziksel tepkileri de gözlemleyip, biliyorsunuz artık bilimsel bir iş bu spor işi. Onu bütün verilerini takip ederek kalp atım hızından tutun da sakatlık önleyici durumlar falan hepsine bakıp ha yarım saat 35 dakika bu durumlara keşke erkenden gelse de biz de bir an önce katsak. Ama dediğim gibi önümüzde o Miloş'u her türlü kullanmayı düşünen bir teknik adam var burada. Bunu bilmenizi isterim. Benim için çok değerli hem kişilik olarak hem sporcu kişiliği olarak. Şimdi iki haftada içeride oynadık. Sonuçta bir 4 puan çıkardık. Bu çok önemli. Yani iki haftada yenilmemek çok önemli. İşte bazen içeride berabere kalıyorsun. Kimse mutlu olmuyor ama değerli hale de gelebiliyor eğer sabredildiğinde. Şimdi Bolu Spor müsabakası da bunlardan bir tanesi. Futbol adamı olarak oraya evet kazanmaya gideceğiz. Kazanmaya dayalı bir oyun oynayacağız. Ama kazanma dayalı bir oyun oynarken bu şu anlama gelmiyor. İlla anlamsızca hücum yap, anlamsızca hücum yap, anlamsızca hücum yap. Bu anlama gelmiyor ama doğru oynayarak. Yani tabii ki hafta içi analizlerimizi yapacağız. Rakip takımın etkili bölgeleri, savunma bloğundaki zaafları. Ona göre bir plan, şablon çıkaracağız. Ona göre kurgumuzu sahaya koyacağız. Plan, kurgu. Ondan sonra bugün yayından önce de şey maçtan önce de söyledim. Bazı şeyleri kurguladık bu maç için koyduk ama sahada belli olacak dedim ama sahada belli oldu bugün gerçekten. Şimdi de kurgumuzu, senaryomuzu çizeceğiz, önümüze koyacağız. Zaaflarımız, bizim çıkaracağımız dersler, Bolu Spor'un hücum ayakları, etkili yönleri, onlara alakalı planlamamızı yapacağız, önümüze koyacağız ve antrenmanlarımızda bunu çalışacağız. Oradan sonraya kazanmaya gideceğiz tabii. Ama kazanamadığın durumlarda maçın gidişatında beraberlik iyidir'i gözlemlediğin anda onu da korumak lazım, sabretmek lazım. Neden? Diyorum ya, bu sene ilk defa TFF Ligi'ne çıkan, uzun zamandan sonra çıkan bir Sakaryaspor takımı var. Bazı aksaklıkların altına imza atan bir Sakaryaspor takımı var istenmeyen nedenlerden dolayı. O anlamda herkes soğukkanlılığını, bunu geldiğim günden beri söylüyorum, soğukkanlılığını korumalı, itidalli olmalı. Bu belki biraz şeydir, bizim hepimiz içindir yani, hani benim de memleketim gereği, ben de öyleyim yani, bir an önce çok farklı skor isterim, çok domine bir oyun isterim ama her istediğinize ulaşmak, inanın bu oyunda artık günümüzdeki futbolda çok kolay değil. Biraz daha ayaklarımız yere sağlam basarak gidip orada inşallah mücadele gücümüz yüksek, galibiyet hedefleyen ama asla ve asla yenilmeden dönmeye çalışan bir Sakaryaspor olarak sahada varlık göstereceğiz.